Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, şu anda Turak Mimarlık, Turgay Turak Bey ile beraberiz. Kendileri bizi karşıladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz. İğneada'dayız. İğneada'mızın yapı ve inşaat konusundaki projeleriyle ilgili konuşacağız. Turgay Bey, sizi tanıyalım ve projelerimizden bahsedelim. Adım Turgay, gencim, İğneada'dayım. Gençsin maşallah. İğneada'dayım, mimarım. Yeni başladım bu işe. Sağ olsun Metin abi bize destek oluyor. Onunla birlikte çalışıyoruz, çalışmalarımız oluyor. Bir hayalimiz var İğneada Genci olarak. İğneadalıyım ben. İğneada Genci olarak bir hayalimiz var. Mutlu İnsanlar Kenti derler Kırklareli'ne, bilirsiniz. Evet. Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'ne mutlu mimariler yapmak, kazandırmak istiyoruz. İğneada'mıza güzel bir estetik, güzel bir görünüş, buraya gelen insanları daha çok mutlu etmek için çalışmalarımız var. Böyle hayallerimiz var. Büyüklerimiz de sağ olsunlar bizi elinden tutuyorlar, destek oluyorlar. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de İğneada Longoz Ormanları Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük üçüncü Longoz ormanlarıdır. Yani çok değerlidir. Evet. En büyüğü Brezilya'da, Amazonlarda olması gerekiyor. Yani bu iki yapı arasında zoolojik ve botanik olarak bazı organizmaların transferleriyle alakalı. Yani bu güzelliği daha çok yaşatmak, sağlıklı bir şekilde yaşatmak, insanlara buna göstermekle ilgili bir projemiz var. Umarım zamanımız olur. Eyvallah. Yaparız biz de. Yusuf dedim ama sen kendini tanıt istersen. Adın soyadın? Yusuf. Adım Yusuf. Soyadın? Atın. Kaça gidiyorsun Yusufçum? İkiye. İkiye. Dersler nasıl? İyi mi? İyi. İleride sen de Tugay abin gibi mimar olacak mısın? Olacağım. Tamam. Evet, Yusuf'tan gerçekten çok güzel açıklamalar diledik. Tugay'cığım, son olarak bir mesajım var mı sevgiliniz? Yani ben mesajım size teşekkür ederim öncelikle. Yani geliyorsunuz İğneada'mızı, tanıtımına yardımcı oluyorsunuz, bizlere destek oluyorsunuz. Onun için çok teşekkür ederim. Mimarların önünü açalım diyelim. Evet, çok teşekkürler. Burada tüm mimar dostlarımızla ve bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımıza biz yetkililer aracılığıyla bundan sesleniyoruz. Ve onların daha güzel işler yapabilmesi için onlara fırsat verilmesini diliyoruz. Sağlıcakla kalın sevgili Tugay Bey. Çok teşekkür ederiz.